Merhabalar. Bu videoda Excel'de toplama konusunu anlatacağız. Birkaç farklı yöntem var arkadaşlar. Zaten çok basit. Hemen bunları anlatalım. Şimdi sizin de gördüğünüz üzere değişik hücrelerde sayılarımız var. İlk olarak şu alt alta gelen hücrelerimizdeki toplama işlemini nasıl yapabiliriz? Excel'de hemen bunu gösterelim. Arkadaşlar burada zaten Excel'de giriş sekmemizde otomatik toplam diye bir başlığımız veyahut da bir butonumuz var diyebiliriz. Bunu yapmak için öncelikle toplamak istediğimiz hücreleri seçiyoruz. Daha sonrasında otomatik toplam grubundan toplama bastığımız zaman hemen bir alt hücreye seçtiğimiz hücrelerin bir alt hücresine toplama işlemini yapıyor. Yani buradaki toplam 7 tane sayımız var. Bu 7 sayımızı hemen buraya topluyor. Burada tabii bu işlemi yapmak için hücrelerimizin alt alta veya arkadaşlar sayılarımızın yan yana ya da hücrelerimizin yan yana gelmesi gerekiyor ki biz bu otomatik toplamı yapabilirim. İsterseniz onu da şöyle göstersek, örneğin şuradaki sayılarımızı kopyalayalım. Hemen bir hücreye tıklayalım. Özel yapıştırdan. İşlemi terse çevir. Yani bu dikey yazılan sayılarımızı yatay hücrelere yazmasını istiyoruz. Tamam diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da yine sayılarımız yan yana yazılı. Yani aynı satırda işleme devam ediyoruz. Burada da aynı sütunda aşağı doğru veya işte aynı satırda hücrelere yan yana doğru toplama devam ediyoruz. Arada boşluklar olabilir, o sorun değil. Otomatik toplamı bastığımız zaman gördüğünüz üzere burada da toplamımızı alabiliyoruz. Bunu bu buton yardımıyla yapabildiğimiz gibi bir de formülle yapabiliyoruz. Zaten burada da formülü yukarıda formül adresimizde formül çubuğunda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirdik. İsteseydik silelim arkadaşlar. Hemen formüle eşittirle başlıyoruz. Buradan da yazabiliriz. Bu hücrede de yazabiliriz. Artık size kalmış nerede yazacağınız. Hemen eşittir. Toplam zaten hemen bize formül araç çubuğumuz diyelim veyahut da listemiz geliyor yardımcı olmak açısından. Biz biliyoruz zaten diyebiliriz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şöyle alt alta doğru seçtikten sonra tekrar parantezimizi kapatıp Enter'a bastığımız zaman yine aynı şekilde ne yapabiliyoruz? Toplamı almış olabiliyoruz ama burası daha bir kestirme yol olarak karşımıza çıkabiliriz. Biraz dağınık hücrelerde bazen toplama işlemi yapmamız gerekir. O zaman hemen diyelim ki böyle bir şuradaki gibi farklı farklı yerdeki diğerleri bir hücrede toplayacağız. Şimdi onu hemen şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Eşittir koyuyoruz yine formül için mutlaka eşittirle başlamamız gerekiyor. Daha sonrasında işte buradaki artık hücrelerimizi aralara artı işareti koyaraktan hepsini seçtikten sonra aralara artı koyuyoruz. En sonunda seçtikten sonra Enter'a basıyoruz. Evet, bu şekilde de yine Excel'de toplama yapabiliriz. İkisi arasında biraz fark var. Diğer ilkinde sıralı alt alta gelen bir sıralı bir listemiz, hücrelerimiz sıralı geliyor. Diğerinde de dağınık geliyor. Arkadaşlar bu şekilde Excel'de toplama işlemini yapabiliyoruz.